Bugün Sayın Genel Başkanımız aslında 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesinde daha önceden planlanmış olan Artvin'deki ziyaret programını gerçekleştiriyordu. Hem bir belediye hizmet binamızın açılışı hem de Artvin'de çeşitli ilçelerimizdeki programını gerçekleştirmek üzere bölgedeydi. 15 Temmuz öncesinde Sayın Genel Başkanımıza ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyaset yapan kişilere, partinin üst düzey yöneticilerine yönelik hem suikast girişimleri olabileceği hem de bu tip gezilerde güvenlik zafiyeti ortaya çıkabileceğine ilişkin çeşitli uyarılar vardı. Bunun üzerine Sayın Genel Başkanımızın yakın koruma ekibinin sayısının arttırıldığı, bunun yanında Cumhuriyet Halk Partisi konvoyları ile ilgili hem partimizin hem de ilgili güvenlik birimlerinin korumayı arttırdıklarını hepiniz biliyorsunuz. Bugün biraz önce Artvin valimizin verdiği bilgiye göre güvenlik riskinin yüksek olduğu ve bir takım terörist hareketlerin bulunduğu bir bölgeden geçileceği için ciddi tedbirler aldıklarını, 3 askeri araçla öncü güvenlik sağladıklarını, bu araçların güvenlik riski yüksek bölgede konvoyun geçişinden önce etrafı kolaçan ettiklerini, bu sırada ağaçlık bir bölgede bir mevzilenme, bir hareketlilik, bir hazırlığı fark ettiklerini, en önde giden askeri aracın dönüp o mevzideki hareketliliğe doğru yöneldiği anda o mevziden veya o mevzi etrafından ateş açıldığını ve bu ilk ateşle en önde giden aracın sürücüsünün ağır şekilde yaralandığını ifade etti. Daha sonra da toplam 3 askerimizin birinin ağır yaralı olmak üzere bu saldırıda yaralandıklarını ifade etti kendisi. Bütün bilgileri birleştirildiğinde Sayın Genel Başkan'ın konvoyuna yönelik ağır makinalı silah ve bir roket atarla bir suikast girişimi hazırlığı olduğu, güvenlik güçlerinin aldığı tedbirler sonucunda bunun hazırlığı yapan mevzinin ateş açması sonucunda karşılıklı bir çatışma başladığı ve Sayın Genel Başkan'ın saldırı yerine birkaç yüz metre veya biraz daha fazla bir mesafedeyken konvoyun durduğu, Cumhuriyet Halk Partisi konvoyunu koruyanların isabet aldığını, konvoyun kendisinde herhangi bir isabet olmadığını anlıyoruz. Öncelikle yaralanan, başta ağır yaralı askerimiz olmak üzere yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi konvoyuna yapılan saldırı, Sayın Genel Başkan'a yapılan suikast girişimi doğrudan demokrasiye yapılmış, Türkiye'ye yapılmış ve demokrasinin yanında terörün karşısında duran bir ana muhalefet liderine yapılmış bir saldırıdır. Sayın Genel Başkan'ın teröre ve terör örgütlerine karşı ayrımsız, net tavrı kendisini terör örgütlerinin hedefi haline getirmiştir. Dün yapılan MYK toplantısında Artvin gezisinden sonra Sayın Genel Başkan'ın planladığı gezilerden bir tanesi Şırnak'a, bir tanesi de Hakkari'ydi. Çünkü il olma vasıflarını kaybetme döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği mücadeleye teşekküre gelmişlerdi. Bizler de oralara birer il ziyareti yapma gerektiğini söylemiştik. Bu konuda güvenlik uyarıları ifade edildiğinde de Sayın Genel Başkanımız terörün amacı vatandaşı ve siyasetçiyi, vatandaşı evine, siyasetçiyi de Ankara'ya hapsetmek olduğunu, Artvin'de başlayacağını, Niğde'de şehit astsubayımızı baba evini ziyaret etmek istediğini ve ardından da Hakkari ve Şırnak ziyaretlerini taslak programımıza almıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları, grup başkan vekilleri, milletvekilleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan herkes teröre teslim olmadan Hakkari'ye, Şırnak'a, Ardahan'a, Artvin'e, Edirne'ye, Antalya'ya gitmeye, teröre ve teröriste inat, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Terörün amacı zaten yaptığı eylemle haber olmak, terörün amacı siyaseti Ankara'ya, vatandaşları da evine hapsetmeye çalışmaktır. Buna asla teslim olmayacağımızı ve gitmemiz gereken her yere gideceğimizi ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileğinde bulunan, endişelenen ve bizim için Sayın Genel Başkan için endişelendiğini ifade eden, geçmiş olsun dileyen ve dayanışma duygularını ifade eden herkese de Cumhuriyet Halk Partisi olarak teşekkür ediyoruz.